istediğimiz oldu. Yıllardır bunları planlıyorduk. Hastalıklar, virüsler, depremler, felaketler, kazalar, belalar, savaşlar, hepsini biz yaptık. Bütün plan tıkır tıkır işliyor. Kimse de engel olamıyor. Yoksa siz bunları tesadüfi, doğal, sıradan şeyler mi sandınız? Hayır. Her şey planın bir parçasıydı. Ve yakında asıl gücümüzü daha iyi göreceksiniz. Hatta siz de bize katılacaksınız. Hepiniz. Biz kim miyiz? Biraz sabret. Önce biraz yaptıklarımızdan bahsedeyim. Her şeyden önce işe sana kim olduğunu unutturmakla başladık. Varlığın, benliğin, ruhun, hayatın, ölümün amacı. Seni asıl sen yapan her şeyi unutturduk. Çok faydalı işlerde kullanabileceğimiz teknolojiler ürettik. Buluşlar, keşifler yaptık. Varlık amacımızı daha iyi anlayabileceğimizi sağlayacak bilim dalları oluştu. Çekim yasası, ayna nöronlar, kuantum fiziği gibi esbabı keşfettik. Ve bunları çok farklı amaçlar için kullanabileceğimizi öğrendik. Ve bu sayede tüm bu ürettiğimiz teknolojileri külli bir şükrü yerine getirmek için kullanabilecekken, keyif ve heveslerimizi okşayacak, dengesiz ve kontrolsüz bir biçimde üretilmiş her türlü vahşet, ahlaksızlık ve rezalet içerikli ürünleri menhus birkaç para karşılığında satmaya başladık. Tüm bunları da yine sana sattık. Eline de birkaç oyuncak verdik. Ve sen bunlarla oynayıp dururken arka planda da bizim oyunumuz işliyordu. Siz tüm bu oyuncaklarla akılsızca oynamaya devam ederken gördüğünüz, dinlediğiniz, izlediğiniz her şeyi birer birer kendinize çağırdınız. Ve gittikçe onlar gibi olmaya, vahşileşmeye, öfkelenmeye, ahlaksızlaşmaya, ümitsizleşmeye, aptallaşmaya başladınız. Hiçbir şeyin farkına değildiniz ki. Her izlediğiniz, meşgul olduğunuz şeyde gittikçe daha da fazla onlara benzemeye başladınız. Size kıyamet senaryolarını neden izlettik? Depremler, zelzeleler, felaketler neden oldu? Bakın, bulaşıcı hastalıklar, virüslerle alakalı diziler, filmler izlediniz. Tanıdık geliyor mu? Savaş filmleri izlediniz, birbirinizi katlettiğiniz oyunlar oynadınız. Ne olmasını bekliyordunuz? Ağıtlar yaktınız, efkarlandınız, ümitsizce intihar ediyorsunuz. Ve hiçbir şey yokmuş gibi şarkılar söyleyip dans ettiniz. İçtiniz, yaptınız. Serseri, başıboş, akılsız bir nesil yetiştirdiniz. Bravo. Hepsini biz yaptık. Sahi biz kim miyiz? Biz insanoğluyuz. Evet, yaptığımız her şeyden bütünüyle biz sorumluyuz. Hepimiz. Çok kötü şeyler yaptık. Akılsızlık ettik. Düşünmedik. Belasını çekiyoruz. Bedelini malımızla, canımızla, kanımızla ödüyoruz. Hiçbirimiz geldiğimiz bu durumdan memnun değiliz, öyle değil mi? Fakat bunu değiştirebiliriz. Aynı formül iyilikte de işliyor. Evet, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Evet, sen de bize katılacaksın. Katılacaksın ki artık güzel şeyleri kendimize çekelim. Kötü içerikler üreten şeylere rağbet göstermeyeceğiz. İzlemeyeceğiz ki daha fazla üretilmesinler. Felaket tellalı haberler, vahşet dolu filmler, oyunlar, müsteçen videolar, şehevi, hüzünlü şarkılar, ahlaksız klipler, manasız, bomboş videolar, sosyal medya içerikleri izlemeyeceğiz. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz ki daha fazla üretilmesinler. Herkesin endişe edip telaşa düştüğü küçücük bir virüsten daha büyük bir virüs varsa o da bu merak, korku ve endişe virüsüdür. Çünkü maddi hastalıklar bu korku, endişe, panik gibi manevi hastalıklara dayanarak devam ediyor. Hayatımızda olmasını istemediğimiz kötü şeylerden bahsetmeyeceğiz bile. Onları kınamak, eleştirmek için izlediğimizde dahi yayılmalarına sebep oluyoruz. Peki ne mi yapacağız? Biraz sakinleşip oturup düşünmek işe yarayabilir. Belki insan olmayı öğreniriz tekrar. Belki biraz yaratılışımızı sorgularız. Ölüm gerçeğini hatırlarız. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum diye sorarız kendimize. Gerçek amacımızı bulma yolunda bir adım daha atarız. Birbirimizle de paylaşırız bu sırada. Okuduklarımızı, öğrendiklerimizi, keşfettiklerimizi. Kendi değerlerimize sarılırız.
Komşu oluruz, aile oluruz yeniden. Birbirimizi severiz, saygı duyarız. Kusurlarımız, hatalarımız olsa bile tahammül gösteririz belki. Barışı, selamı yayarız aramızda eskisi gibi. Din, dil, ırk ayrımı olmadan bir çatı altında buluşuruz belki. Neden olmasın? Yeter ki iyiliği, güzelliği yayalım. Güzel görelim, güzel düşünelim, güzel konuşalım. Konuşmamın başındaki ruh halinizle şu anki ruh haliniz arasındaki fark bu formülün işlediğinin en zahir bir delili değil midir? O halde asıl gücümüzü gösterme vakti. Ve selam.